Merhaba arkadaşlar, herkese kolay gelsin. Gördüğünüz gibi yine bambaşka bir projeyle daha beraberiz. Bundan bahsetmeden önce kısa bir tarih yolculuğu yapalım. Barut'un keşfi Çin'de gerçekleşiyor arkadaşlar. 808 yılında Tang Hanedanlığı döneminde Çin'de keşfedilen barut, ateşli silahlarla kullanılmaya başlaması tabii ki biraz daha zaman alıyor. Barut'un patlayıcı özelliği fark edildikten sonra ateşli silahlarla bir savaş alanında kullanılmaya başlanması 1132 yılını buluyor arkadaşlar. Ve kullanan taraf bundan başarı elde ediyor. Barut Çin dışında ilk kez Moğol ve Memlükler arasında gerçekleşen Ayn Selim Savaşı'nda kullanılıyor arkadaşlar. Artık oradan da dünyaya yayılıyor ve savaş alanlarının vazgeçilmez bir unsuru haline geliyor. Kullanan taraf kullanmayan tarafa bariz şekilde üstünlük elde ediyor. Tabii ki barut kullanılmaya başlandıktan sonra hemen herkes eline bir tane silah alıp savaş alanlarına koşmuyordu. Bu silahlar çok ilkel şekilde üretilmeye başlanıyor. Gördüğünüz gibi burada da bir tane ilkel arkebüz denen hiçbir özelliği olmayan, üzerinde ateşleme mekanizması olmayan basit silahlar savaş alanlarında boy göstermeye başlıyor. Benim yaptığım da burada basit bir arkebüzün minyatürü arkadaşlar. Sadece bir namlu, bir ahşap kaydeden oluşuyordu. Kullanıcısı bunu koltuk altına veya omuzunun üstüne alaraktan savaş alanında karşıdan gelmekte olan atlı birliklere veya yaya birliklere karşı kullanıyordu. O kadar ilkelikti ki arkadaşlar bunu iki kişi kullanmak zorundaydı. Bir kişi sabit tutuyordu, bir kişi fitille barutu ateşleyerek kurşunun düşman birliğinin üzerine atılmasını sağlıyordu. Ve yakından, o kadar yakından atması gerekiyordu ki uzaktakilere karşı hiçbir etkisi yoktu. O özellikle 20 metreye 25 metre civarında bir mesafesi vardı bundan arkadaşlar. Daha sonra iki kişinin kullanımı zor olduğu için teknolojiyi biraz daha geliştiriyorlar. Ateşleme fitilini silahın üzerine monte ediyorlar arkadaşlar. Fitil yanmaktayken alttaki manivelayı kullanıcı çekiyor. Yanmakta olan fitil barut sanayine değerek barutu ateşliyordu. Bu silahlar dönemine göre belki teknolojik sayılabilirdi ancak yine de ilkel silahlardı arkadaşlar. Bunların kullanımı, taşınması ve kullanım şartları o kadar zordu ki savaş alanlarında yararlılık göstermesi de bir o kadar zor oluyordu. Örneğin fitilin yağmur yağarken sönme ihtimali vardı. Kullanıcısı sönmüş bir fitille ateş edemezdi. Rüzgarlı havalarda ve taşıması yine zordu. Bu silah tek başına taşınabiliyordu. Arkebüze oranla biraz daha hafif yapılıydı. Fitilli tüfek. Ancak yine de kullanıcısı bunu böyle bir kaideyle yere sabitleyerek nişan almak zorunda kalıyordu. Ki bunu da yanında taşıması gerekiyordu. Bunların yanında taşırken bir de barutluğu mutlaka taşıyıp silahını her halükarda doldurması, tekrar doldurması gerekiyordu. Söylediğim gibi yağmurlu havalarda ve doğa şartlarına çabuk etkilenebiliyorlardı. Ama yine de savaş alanlarda bunları kullanan birlikler diğerlerine karşı büyük üstünlükler sağlıyordu. Ben de böyle bir set hazırladım arkadaşlar kendi koleksiyonum için. Arkaya transfer baskı tekniğiyle yine resim bastım. Ortalama 50 santime 20 santim bir boyutta çerçeve hazırladım. Duvarda gayet hoş duracağına inanıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sizlerin destekleri sayesinde yeni projeler hazırlamaya devam edeceğiz. Lütfen beğeni, yorum, abonelik yapmayı unutmayınız. Hatta videolar paylaşabilirseniz çok makbule geçer. Yine bambaşka projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.